Hepinize merhaba gençler, ben Nasbel. Bugün sizler gençler yepyeni bir karşılayalım arkadaşlar. Bugün Parzival Network'teyiz. Parzival Network MX Skype sunucu arkadaşlar 1.8. Şimdi size burayı tanıtacağım. Önceki videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İki kurucuyu da birini sağıma birimi soluma aldım arkadaşlar. Onlarla birlikte şimdi sunucuyu gezeceğiz. Şimdi arkadaşlar burası ana spawn bölgemiz. Sunucuya girdiğimizde arkadaşlar burada doğuyoruz. Tabii önce registerimizi yapıyoruz. Sonra arkadaşlar burada çok güzel bir yazı karşılıyor bize. Ne diyor? Parzival Network diyor. Sunucumuzda VIP, spawner ve anahtar almak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz diyor. Sitede parzivalnetwork.is'teyiz arkadaşlar. Burada da aramıza hoş geldin dostum tarzı şeyler söylüyor. Burada arkadaşlar bir oyuncu var. Bunu NPC sandım abi. Adam NPC gibi durmuş burada. Burada coin var. Coin sistemi nedir var arkadaşlar? Tıkla ve öğren diyor. Coin nasıl elde edilir? Skyblock... Ay okuyamadım. Skyblock coin oyunda aktif kalarak veya VIP alarak elde edilebilirmiş arkadaşlar. SC ne kadar sürede elde edilir diyor. Skyblock coin oyunda aktif süre geçirebilir. Oyunda aktif geçirdiğiniz her saat hesabınıza bir adet yansıtılır diyor. Nerede harcanır? Skyblock coin harcamak istediğinizde SC market yazarak harcayabiliyormuşuz. Ne alınabilir diyor. Spawner ve kasa anahtarı alınabiliyormuş arkadaşlar. Güzel. Tıklayalım hemen SC market'e de bakalım. Ürün 1 ve ürün 2 diyor. Kasa anahtarları. Ürünler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi spawnerlar. Oradan satın alabiliyorsunuz. Burada sunucu bilgisi bulunmakta. Kitler, rütbeler, ada paneli, SC, etkinlikler, yaratık parçası ve pistom sistemi. Kitlerden başlayalım. Kitler normal rütbe kitleri, yemek kitleri ve VIP kitler olmak üzere 3 çeşide ayrılıyor. Aslında yemek kiti bir çeşit olarak saymayayım, kategori olarak saymayayım. İki kategori bir çeşit kit olarak sayalım arkadaşlar. Rütbe kategorisi, VIP kategorisi ve normal bir kit olmak üzere 3'e ayrılıyor. Rütbe kitlerine baktığımızda arkadaşlar sunucuda toplamda kaç bir rütbe varmış hemen bakalım. YouTuber'ı saymayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 rütbe varmış arkadaşlar sunucuda toplamda. Ve bir rehber, bir YouTuber olmak üzere 2 adet de kit bulunmakta. Ben hemen YouTuber kitimi alayım. Onun dışında rütbeler diyorum. Sunucuda dediğim gibi 8 adet rütbe var. Kömürden zümrüte kadar arkadaşlar. 7 rütbe oluyor aslında ama oyuncuyu da saydığım için 8 oldu. Onun dışında bakalım. Ada panel var. Ada panele bakalım. Ada ayarları, ada üyeleri. Sıralama, ada ışınlanma noktası, ada ziyaret, rütbeler, ada silme sistemi, ada oluşturma ve adana ışınlan var. Bunlara bakacağız. SC, SC sistemi biraz önce baktığımız. Skyblock coin sistemi. Kurucu da videoya selam demiş. Selamlar. Etkinlikler var. Envanter etkinliği, sandık etkinliği, balık etkinliği ve ejderha etkinliği olmak üzere 4 çeşit etkinlik bulunmakta. Ve etkinlik bilgi kısmı da burası. Burada okuyabiliyorsun. Tüm etkinlikler otomatik şekilde yapılmaktadır diyor. Şöyle warp balıkçı, warp envoy. Her pazartesi ve çarşamba günleri saat 8'de oluyormuş envanter eventi. Ejderha eventi de warp ejderhada her cumartesi oluyormuş. Onun dışında piston sistemi diyor. Piston sistemi neymiş hemen bir okuyalım arkadaşlar. Otomatik piston sistemi nedir? Sunucunuzda bazı sistemlerdeki pistonlar kızıltaş gerek duymadan otomatik olarak çalışır. Şeker kamışı sistemi, bal kabağı sistemi ve karpuz sistemi diyor. Bu şudur arkadaşlar. Misal veriyorum ben bunu bir piston olarak sayayım. Pistonu buraya koydum. Özür dilerim. Misal burası arkadaşlar. Burada karpuz ekili. Karpuz buraya büyüyecek. Ben buranın iki üstüne yani aşağı doğru bakacak şekilde piston koyduğumda bu piston buraya karpuz geldi otomatik bir şekilde kırarak bu karpuzu kıracaktır arkadaşlar ve otomatik çiftçide bunu toplayacaktır. Bal kabağı da aynı şekilde. Şeker kamışında da arkadaşlar pistonu size bakacak şekilde koyuyorsunuz. Önüne şeker kamışını koyuyorsunuz. Şeker kamışı geldiğinde tak diyor şeker kamışını kırıyor ve şeker kamışı huniye düşüyor veya çiftçi topluyor. Bu sistem de böyle. Onun dışında yaratık parçası var. Yaratık parçası da arkadaşlar nedir diyor hemen bir okuyalım. Yaratık parçası diyor. Yaratık kesince %3 ihtimalle düşen bir kağıt parçasıdır diyor arkadaşlar. Yaratık parçası ne işe yarar? Yaratık parçası yaratık kasa anahtarı elde etmenize yararmış arkadaşlar ve bir itemdir yazmışlar. Kasa anahtarını nasıl çevrilir? Yaratık parçasını kasa anahtarına çevirmek için YP çevir yazarak kasa anahtarını çevirebiliyormuşuz. Bu da güzel. Şimdi başka bir NPC'ye gidelim. Burada ışınlanma bölgeleri var. Buraya geleceğim. Şurada ne var? Burada etkinlikler var. Işınlanma bölgelerine gidebiliriz. Burası nedir arkadaşlar? Hemen bir Nether'a gidelim. Nether hoş geldin diyor. Buradan şeyler çıkarabilirsin. Belirli alanlarda PvP açıktır. Öldüğünüzde itemleriniz düşer diyor arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Fly'imizi açalım. Fly'imizi açamıyoruz. Çünkü Nether'da fly açılmıyor. Çok mantıklı.
Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada Nether'da kasılabiliyoruz diye düşünüyorum. Tamam. Burayı çok iyi yapmışlar. Nether'in direkt önünün kırılmaması çok iyi. Bu yüzden bu zeka için kurucuları kutluyorum. Çünkü çoğu sunucu bunu yapmıyor. Burayı kırabiliyor muyum? Burayı da kıramıyorum. Çok iyi. Abi şu an cidden mutlu oldum. Şunu düşünen bir kurucular çıktı sonunda ya. Şunu düşünen kurucular çıktı. Kaçıyoruz. Gidiyoruz. Kurucu da teşekkür etti. Şey değil kurucu. Aynen bak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burayı da kırabiliyorum. Bu arada orayı kırmamamın nedeni arkadaşlar oraya region atmaları. Yani RG atmaları. Ve RG atmalarına mutlu olmamın nedeni de çoğunlukla bazı sunucularda Nether kısımlarının önlerini bırakıyorlar. Ve PvP de açık olduğu için oralara birileri şu tarz tüneller açıyor arkadaşlar. Çukurlar açıyor ve o çukuru sizi düşürüp hemen kesebiliyor Nether'da. Nether'da kasılamıyorsunuz adam akıllı. Ve bunu kurucuya dediğinizde de kanka diğer taraftan git veyahut başka bahaneler bularak ilgilenmiyorlar. Bu yüzden sevindim yani şahsen. Burada Nether'da da gelip kasılabiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğu gibi adınız için item kasabiliyorsunuz. Mesela ben ruh kumu farm yapmak istiyorum. Ruh kumu topladım şimdiden. Tekrar warp diyorum. Envoy var. Envoy bir event. Envoy spamda oluyormuş. Tamirciye gidelim. Tamirci de spamda. Tamirciyi NPC olarak yapmışlar. NPC'lere sağ değil sol tıklanıyor bu arada. Tamir etmek için 1000 oyun parası istiyor benden. Çoklu tamiri de 10.000 istiyor arkadaşlar. Onun dışında ejderha diyor. Ejderha da bir event arkadaşlar. Biraz önce göstermiştik etkinliğini. Ha. Neymiş? Ejderha gir. Ha, ejderha gir kullanarak her cumartesi günü event oluyor zaten. Ejderha gir kullanarak ejderha eventine katılabiliyormuşum. Arena var. Hemen bir arenaya gidelim. Girmek için buraya tıkladığımızda kısa süreli haline kapalıymış. Kapalıymış arena kısa süreli. Okey. Sıralama var. Sıralamaya hemen bir bakalım. Leatherhead Spring'inden yapılmış. Kurucuları ufak bir şey söyleyeyim. Burayı Türkçeleştirirlerse çok güzel olur. Çok hoş durur bence. Birincinin 3345 leveli bulunmaktaymış arkadaşlar. İkincinin 2647. Üçüncünün 399 leveli bulunmaktaymış. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Sunucu daha yeni açıldı. O yüzden sen de hemen sunucuya gelip adanı açıp hızlı bir şekilde kasılırsan top 1'e oturabilirsin. Ve top 1'e oturunca ne olur? Sunucunun kralı olmuş olursun. Değil mi? Sizi sunucuya bekliyorum kısaca. Çünkü ben de burada oynayacağım. Şimdi bu arada abi her sunucuda oynayacağım diyorum. Ve her sunucuda da oynuyorum biliyor musunuz? Yani bugüne kadar tanıttığım çoğu sunucuda oynuyorum bu arada arkadaşlar. Hepsinde adam vardır. Girdiğinizde bakabilirsiniz. Yani her videoda bu sunucuda oynuyorum dememin nedeni cidden oynuyor olmam bu arada. Haberiniz olsun. Onun dışında warp diyelim. Warp kasalar var. Ben bir adet kasa anahtarı istedim kuruculardan uzun sürmemesi için. Pazival kasasını. Ne varmış bakalım. Bayağı item varmış. Bu arada buradan güzel bir item çıkarsam vermem kuruculara haberiniz olsun. Açıyoruz. Hemen açtık. Bir adet fener çıktı. Bunu ne yapacağım? Kendimi ışıklandırayım abi. Spamlı çıkaydı. Arkadaşlar bir adet fener çıktı. Fener de güzeldir. Güzeldir, okeydir, okeydir. Güzeldir fener de. Buradan bir adet fener çıkardık. Warp diyoruz. Ve son warpımız balıkçı. Balıkçı warpına geldik. Balıkçı warpına hoş geldin Laspul diyor. Burada balık tutabilirsin. Etkinlik saatlerinde balık tutarak ödülleri kazanabilirsin diyor. Okey. Buradan bir adet olta alacağım. Kurucu. Ben bir garip Keloğlan'ım, fakirim, bana para ver. Olta alamıyorum. Sağ olsun kurucu. Buraya arkadaşlar oltayı atıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradan etkinlik saatlerinde ya da etkinlik saatlerinin dışarısında arkadaşlar balık tutabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Kurucu bu arada sen benim envanterime bir kaktüsle kum versene. Onu sistemini göstereceğim. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi buradan böyle balık tutabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi son sistem olarak adanın kaldığını düşünüyorum. Ama ne olur ne olmaz bir spawn'a gideceğim. Spawn'a geldim. Spawn'da göstermeyi unuttum. Veyahut. Burası da jail bu arada arkadaşlar. Tahminimce. Jail olması lazım. Buranın jail olduğunu düşünüyorum. İnşallah jail'dir. De niye açı jail? Hatta kaçsınlar diyeyim. Değilmiş. Yanıldık. Bakalım arkadaşlar. Onun dışında spawn'ı göstermeyi unuttuğum bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa da zaten bir videosunu daha çekeriz zaten ne olacak. Şimdi adaya gidiyoruz arkadaşlar. Adaya geldik. Adamızda arkadaşlar. Arkadaşlar benim çiftçime mi çaldınız? Benim çiftçim nerede? Bu suskunluk nedir arkadaşlar? Bana çiftçi verin.
Bende gözükmüyor. Bende yok. Bende yok bu arada kanka. Beni mi yiyorsunuz oğlum? Alalım. Slash çiftçi yazıyoruz arkadaşlar. Çiftçi. Al yazdığımızda satın al mı yazıyorduk? Satın al yazdığımızda çiftçi. 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 Kanka çiftçi slash çiftçi. Çiftçi. Evet arkadaşlar, yazma özürlü olduğumu ben de biliyorum, kusura bakmayın. Çiftçi al. Aş yazdık, al. Tamam. Çiftçi aldan 120 bine çiftçi aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zaten bir çiftçin var diyor. O zaman çiftçi yönetim. Tamam, geldi çiftçim. Çiftçim geldi. Çektim gitti mi? Çekiliş mi oldu biraz önce? Kime çıkacak? Kime? Bana çıkıyormuş. Hadi o poh çıktı. Tamam. Bu arada arkadaşlar, bunun nedeni benim bir oyunuma bir lag tarzı bir şey girmişti. Ben de arada çanklar yüklenme, o yüzden muhtemel ben bunu göremedim. Ama şu an düzeldi. Size de gözükmezse arkadaşlar tekrar çiftçi yazıp oradan yönetim yazarsanız önünüzde menünüz açılır ve yerini değiştir dediğinizde envanterinizi alır ve geri koyarsınız. Yani sizde de geldiğinizde adınıza gözükmezse bu şekilde düzeltebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi çiftçimiz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi itemlar veriyor. Ben şimdi buralara ufak ufak bunlardan koyacağım. Gösterme amacıyla. Abi adamın yan hesabına çıktı. Tamam. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben buraya çiftçi koydum. Çiftçiye geliyorum. Yönetimine giriyorum. Ve çiftçi sistemleri diyorum. Oto satışı aktif ediyoruz arkadaşlar. Bunun için yetkin yok diyor. Oto satışı galiba VIP'lere özel. Burada spawner öldürücü oto hasat. Oto hasatı da açamıyorum. Bunlar VIP'lere özel mi? Tamam. Neden açamadığımı ben biliyorum arkadaşlar. Siz YouTuber rankına yetki mi vermediniz? Evet, zipler özel normalde. Last bell, YouTube atlamak gerekiyor. Açmak için YT tagına vermemişiz galiba. Okey. Arkadaşlar bunlara bana iki tane ops alın göstermek için. Ops alın. Bunlar arkadaşlar bu sistemleri yani normal hazat edebilmesi için ya VIP ya da rütbe atlamanız gerekiyormuş. İki tane op aldım kurçulardan. Hemen şöyle sistemler diyorum. Bu sistemlerin hepsini açıyorum arkadaşlar. Sizin karşınızda. Şöyle açalım. Şimdi ben bunun bütün sistemlerini açtım arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Burada close obal sözünü şanslı kişi. Tamam. Kanka tamam, dur şimdi şunu bir anlatayım. Burada mesela kaktüs var arkadaşlar. Ne diyor? Mevcut stok 0 diyor. Birim fiyatı 2 liraymış. Seviyesi 1'miş. Doluluk oranı da 0'mış. Şimdi arkadaşlar bunun otomatik toplaması aktif olduğu için ben bunu kırdığımda görmüş olduğunuz gibi benim envanterime gelmedi. Kaktüs nereye geldi? Buraya geldi. Burnumu çektim, kusura bakmayın. Şimdi kaktüs görmüş olduğunuz gibi buraya geldi arkadaşlar. Bu kaktüs dışında bal kabağı için de geçerli. Karpuz, şeker kamışı, bütün buradaki itemler için geçerli. Mesela demir. Ben buraya cobblestone generator yaptığımda arkadaşlar. Bu arada kurcular bunu sormadım. Cobblestone generator yükseltme sistemi mi, normal generator mı? Burada sizin karşınızda sormuş olayım arkadaşlar bunu da kurucularımıza. Slash yükseltme dediğimde. Tamam, cobblestone sistemi de yükseltmeliymiş arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Cobblestone sisteminizi de yükseltebiliyorsunuz. Mesela ben buraya gelip arkadaşlar şunu envanter alayım. Şuraya koyayım. Şöyle. Hemen bir taş oluşsun şurada. Şunu da kırayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar adını spawn'a kıramazsın. Burası spawn nokta mıymış benim? Çok iyi. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Tekrar kırıyorum. Arkadaşlar benim biraz lagım var. Bu yüzden kusura bakmayın. 5 pingim gözükebilir ama benim şu an ev internetinde biraz sıkıntı var. O yüzden ufak tefek lagları girebiliyorum, haberiniz olsun. Bunu buradan her kırdığımda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu yeniden oluşuyor abire. Ve her oluştuğunda arkadaşlar kırıyoruz. Ve kırdıklarımız çiftçiye geliyor. Yani misal ben biraz önce kömür kırdım. Görmüş olduğunuz gibi bir kömür çiftçiye geldi.
Biraz önce kızıl taş kırdım. Kızıl taş bana geldi tabii. Bir tane kömür kırayım. Bir daha oluş. Taş kır. Bir daha oluş. Bir daha oluştan oğlum. Hı, elmas. Kır. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, kırdığım bir adet elmas buraya geldi. Kol yani kömür buraya geldi. Demir de demir kırmadık. Yani kırdığım her şey arkadaşlar buraya otomatikman geliyor. Bir tane inek öldürdünüz, bifteyi buraya düşüyor. Bir tane creeper öldürdünüz, mesela barutu buraya düşüyor. Örümcek öldürdünüz, ipi buraya düşüyor. O tarz şeyleri buraya düşüyor. Kakao kırdınız, buraya düşüyor. Mantıken her şeyiniz çiftçi düşüyor ve çiftçiden satabiliyorsunuz arkadaşlar. Minyon sistemi var mı? Onu bilmiyorum. Minyon sistemi yokmuş, tamam. Bunu da eklerler. Benim tavsiyem de tabii ki de minyon sistemi de güzel olur çünkü yemek skabiliyor. Ama biraz zorlaştırmaları lazım tabii. Bunun dışında şimdi sizle birlikte arkadaşlar sunucunun çok güzel bir yerine bakacağız. Yani VIP fiyatlarına bakacağız. Şimdi slash VIP yazdığımızda arkadaşlar sunucuda 4 adet VIP olduğunu görüyoruz. Ve bu VIP fiyatlarına bir göz atalım. Normal VIP 15 lira. Repair, Craft, Feed ve VIP kit bulunmakta. Tab'da VIP. Bekleme süresi yok. Slash sandık komutundan bir adet ve bir adet Elytra. Elytra diyorum, özür dilerim. Bir adet setom hakkı veriyormuş. Ekstra'yı Elytra diye okudum. Çok iyi. 11 oyun parası, bir zombi spawner, 5 adet SC veriyormuş. VIP Plus'ta bu ürünlerin aynıları komut anlamında. Sadece Fly ekleniyor ve ürünler biraz çoğalıyor. Hem Mega VIP ve Mega VIP Plus'ta da aynı. Ve Mega VIP Plus'ta görmüş olduğunuz gibi şu an indirim var. 100 lira normalde ve şu anda 80 lira. Yani sunucuya gelip Mega VIP Plus çekerek arkadaşlar daha hızlı kısılabilirsiniz. Hazır indirimi de var, kaçırmayın bence. Görmüş olduğunuz gibi sunucuda 4 adet VIP sistemi var ve bu VIP'ler bence uygun. Şu anki piyasaya göre 80 lira son VIP bence uygun. Haberiniz olsun arkadaşlar. Onun dışında menülerde göstermediğim bir şey var mı yok mu hemen bir kontrol etmek istiyorum. Kitler gösterdik, rütbeler gösterildi. Ama rütbelerin hepsini göstereyim. Kömür, lapis, kızıltaş, demir, altın, elmas ve zümrüt olmak üzere 7 adet rütbe var görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında bahsetmeyi unuttuğum bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa da kusuruma bakmasınlar şahsen. Ama var. İstiyorum. İste ada ayarları dediğimde arkadaşlar. Sunucu Fable Skyblock kullanıyor bu arada. Fable Skyblock'tan ada ayarlarını kendinize göre değiştirebiliyorsunuz. Değiştirdikten sonra mesela ben adada mob doğmasını istemiyorsam ama mob doğmayı kapatabilirim. Eşya koru, eşya yani nasıl denir? Eşyaları koruyabiliyorum hani. Çerçeve koyduğumuzda, içine item koyduğumuzda kırabiliyorlar. Bu eşya koruyla onu kapatabiliyorum. Mob griefing, mob patlamasını kapatabiliyorum. Sonra yangın. Yani o adada tahta koyduğumda mesela odun koydum, yanını yaktım. Odunun yanıp yanmamasını ayarlayabiliyorum. Coop ayarı, adaya iskoopla birini ekledim. Ne yapabilir, ne yapamaz onu değiştirebiliyorum. Operatör ayarları, bu direkt benim adada yapmış olduğum ayarlar. Onun dışında arkadaşlar ziyaretçi ayarı. Yani adaya biri is warp ile geldi. Ne yapabilir, ne yapamaz onu ayarlıyorum. Onun dışında ise tekrar giriyorum. Göstermediğim sıralama gösterildi. Işınlanma noktası gösterildi. Ada ziyareti. Ada ziyareti is warp arkadaşlar. Başkalarının adalarına mesela tıkladım. Şu an rastgele bir oyuncunun adasına geldim. Bu tarihte siz de böyle ada ada gezebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında göstermeyi unuttuğum bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa zaten başka bir videoda onu da gösteririm. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Sunucunun IP adresi, sitesinin adresi ve Discord adresi açıklama kısmında bulunmakta. Hepinizi bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.